hem depremden önce hem de daha sonrasında yapılması gereken bir mücadelemiz var. Yani biz depreme maruz kaldık diye veya Türkiye'de seçimler var diye Türkiye'ye karşı etki üretenler durmuyorlar. Hatta şöyle bir cümle kurmamız gerekiyor Haktan Bey. Depremin ortaya koymuş olduğu yıkımla birlikte bütün milli güç unsurları üzerinde ortaya koymuş olduğu baskı Türkiye'nin mücadele etmekte olduğu iradelere karşı iradelere bir zemin hazırlıyor, bir zemin sunuyor. İsmar edebilecekleri bir zemin sunuyor. Şimdi böyle olunca eskisinden çok daha duyarlı ve hassas, edilgen değil, etki üretici, inisiyatif üretici yaklaşımların benimsenmesi son derece önemli. Şimdi bakın biz depremle ilgili içe doğru döndük. Evet dönmemiz gerekiyor. Bir tarafıyla dönmemiz gerekiyor. Çünkü çok ağır bir yıkım var, kaldırmamız gerekiyor. Ama bir diğer tarafıyla şimdi bunu fırsat bilip neyi konuşmaya başladılar? Türkiye'nin yapmış olduğu harekat alanlarından çıkması, neydi Afrin neydi örneğin? Afrin sözde bir kantondu değil mi? Onun üzerinden işte Akdeniz'e çıkış. Şimdi bunun içerisine Hatay'ı da katmaya falan başladılar. Evet bunların hepsi birer ütopya gibi gözükebilir. Birer işte asparagas cümle ama bakın her şey bu tür hayallerle beraber. Bakın şimdi Türkiye milli güç unsurları üzerinde ortaya çıkan bir baskı var. Şimdi neye ihtiyacımız var? Zaten bir ekonomik sorun vardı. Deprem daha ağırlaştırdı. Şimdi bunları kullanmayla ilgili eğilimler gözüküyor. Türkiye'ye kuzu postunda, şimdi şöyle bir cümle kuralım. Türkiye dördüncü seviye yardım çağrısında bulundu değil mi? Depremle birlikte. Bu ne demek? Dünyadaki bütün ülkeleri uluslararası sorumlulukları, yükümlülükleri çerçevesinde desteğe çağırıyorum demek. Şimdi bu ülkeye, bu çağrıya 88 tane ülke icabet etti. Tamam bu çok güzel bir şey. Müteşekkiriz onlara. Ama işin şöyle bir boyutu var. Ortaya koymuş oldukları destek o devasa yıkımın karşısında taktiksel seviyede. Hepsi teşekkür ediyoruz. Bundan yana hiç sıkıntı yok. Bu onların hem devlet olma sorumluluğu hem de insan olma sorumluluğu. Ama bununla birlikte bunu istismar etme eğilimlerinin çok gözüktüğünü ifade etmek zorundayız. Şimdi örneklendirelim iyi anlaşılması açısından. 1999 depremi. 1999 depreminden sonra Yunanistan'la beraber baş gösteren sismik diplomasi ve sismik diplomasinin sonucunda 2003 yılında Güney Kıbrıs Rum kesiminin bütün adayı temsilen Avrupa Birliği'ne alınması, adanın kuzeyinin yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işgal edilmiş topraklar olarak tanımlanması ve Doğu Akdeniz jeopolitiğinin o evrede şekillenmesi. Şimdi bu sismik diplomasinin Türkiye'nin üretmiş olduğu bu iyi niyet, hoşgörü, güzellik, bunun üretmiş olduğu yani karşımızda son derece kurnaz insanlar var, kurnaz devletler var. Bu noktada Suriye'deki gelişmeleri bu örnekle beraber çok doğru değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani burada edilgenlik değil, inisiyatif üretici. Bakın örneğin şimdi bitiriyorum. Buyurun. Daesh Tusurmatu'da bir Türkmeni yakaladı ve infaz etti. O bildiğimiz o radikal metotlarıyla. Yani sizler paylaşamazsınız. Yani bundan bir hafta önce Irak Türkmen Cephesi'nin eski güvenlik şefi Ahmet Tahir İsmail'i arabasına bomba koyarak şehit ettiler. Ne oluyor? Şimdi denklemi ele alırken hem Suriye ve hem de Irak üzerinden ele almamız gerekiyor. Bir yandan Ahmet Tahir İsmail'i YPG PKK şehit ederken bir diğer tarafıyla Daesh'da Tusurmatu'da son derece hassas bir bölgede Türkmenleri kaçırıp onları infaz ediyor. Entrikalar dönüyor. O yüzden son derece uyanık, akıllı ve etki odaklı.